İnternete verdiği kiralık ev ilanıyla kendine kurban adadı, fazlasıyla da buldu. Kendine ait olmayan daireyi kiracı adaylarına gösterdi. Depozito ve kapora alarak ortadan kayboldu. Ev kiralamayı düşünenleri uyaralım. Bu adama dikkat. Yani evi gayet çok iyi biliyordu, sanki ev sahibiymiş gibi. Bu adama dikkat. Kiralık ev arayanların kabusu oldu. İnternete ilan verdi, kapora istedi, paraları alıp sırra kadem bastı. Şüphelenmeye başladım. Tabi ulaşamayınca, telefonlar kapalı olunca, iki iletişim numarası vardı, ikisine de ulaşamıyordum. Şeytanın bile aklına gelmez demeyin. Onun geldi. İnternete sahibinden kiralık ev ilanı verdi. Sen ne kadar verdin? 1000 lira. Ben de 1200 TL verdim. 2000 TL istedi. Önceki kurbanlarını Show Haber'de izlediniz. Ancak her geçen gün yeni bir kurban buluyor kendine. İnternet üzerinden emlak ilanlarına bakıyordum. Buradaki evin ilanını gördüm. Bana gayet uygun geldi. Yeni bir bina, sıfır bir daire. Kirası da uygun geldi. Elvera Denizlioğlu telefondan görüşüp anlaştığı dolandırıcıyla evin önünde buluştu. Evi gezdiler. Tek tek evin her odasını anlattı. Tıpkı ev sahibi gibiydi. Daha önceki mağdurlarda olduğu gibi yine dolandırıcı olduğunu Elvera'ya hissettirmedi. Evin içini gayet iyi biliyordu. Burası salon, burası yatak odası. Buraya da yatak odası olarak kullanabilirsiniz. İşte burası banyo, tuvaleti, mutfağı gösterdi. Sanki ev sahibiymiş gibi. Yani hiçbir şüphe de uyandırmadı açıkçası. İddiaya göre ikili evdeki buluşmanın ardından anlaşma yapmak üzere sözleşti. 1000 liralık kirada uzlaştılar. İş artık imzaya kalmıştı. Elvera ve dolandırıcı Levent'te bir kafede buluştu. Dolandırıcı 2000 lira istedi, yani bir kira artı depozito istedi. Elvera ise yalnızca 600 lira verebileceğini söyledi. Dolandırıcı bu teklifi kabul etti, 600 lirayı aldı ve masadan kalktı. Ben aradım, telefonla bir türlü ulaşamadım, telefonları kapalıydı. Şüphelenmeye başladım. Daha sonra geldim, tabii komşuya falan sorduktan sonra durumun vahimiyetini anladık. O dolandırıcı tarafından aynı evin kiralandığı üçüncü kişiydi. 600 lirasından oldu. Ama bir ders aldı. Ev kiralamak isteyenleri de uyardı. Ev kiralamak isteyen insanlara da ilk önce eve gelip görmelerini, kolu komşuya sormalarını, çevrede esnaf varsa sormalarını öneriyorum. Sözün özü, ev kiralarken biraz daha dikkat. Bu dolandırıcının son kurbanı olup paranızı kaptırmayın.